Ankara Gücü Altyapı Koordinatörü Cengiz Paça ile birlikteyiz. Bugün çok anlamlı bir günde, anlamlı bir turnuva gerçekleşti. Onunla ilgili biraz bilgi alacağız, biraz da altyapı hakkında bilgi alacağız. Hocam tebrik ederim öncelikle bu anlamlı güne imza attığınız için ve çok güzel bir başarıyla ayrılıyorsunuz. Turnuva hakkında ne düşünüyorsunuz? Öncelikle hem Türk futbolu hem Ankara futboluna çok büyük katkılar olan değerli başkanımız, rahmet İlhan Cavcı başkanımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Turnuvayla ilgili tabii bizim için şu var. Sahada öncelikle Ankara Gücü'nü iyi şekilde temsil eden hem oyunlarıyla hem davranışlarıyla, karakterleriyle kulüp kültürüne uygun şekilde turnuvayı tamamlayan oyuncularımızı kutluyorum. Gözlerinden öpüyorum. Hocalarımı, teknik ekibi, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Tabii bizim için kupayı kazanmak güzel ama tabii hedefimiz burada kazanmaya yönelik değil. Oyuncu kazanmaya yönelik. Bundan sonraki dönemde altyapı anlamında Ankara Gücü daha iyi olacak. Yeni yönetimimizin özellikle tesisleşme adına çok büyük hamleleri var. Yani altyapıyı çok önemsiyorlar. Başkanımız ve yönetim kurulu bu konuda devamlı bizlere çok büyük destek oluyorlar. Tabii biz de artık dünya futbolu özüne dönüyor. Biz de Ankara Gücü olarak özümüze dönüp yani Ankaralılık bilinci, Ankara Gücü ruhu, Ankara Gücü sevgisiyle yetişmiş, kulübünü sahiplenebilen, kulübün değerlerini bilen, ahlaklı, kişilikli, dürüst futbolcularla birlikte önümüzdeki yıllarda nasıl ki bu zamana kadar altyapısıyla hep her zaman ayakta kalmış olan Ankara Gücü bundan sonra daha da üretici bir şekilde bu özelliğini devam ettirecek ve konumsal anlamda kendi ayaklarının üzerinde durabilen, öz kaynaklarıyla artık liglerde mücadele edecek bir Ankara Gücü yaratmaya çalışacağız hep birlikte. Hocam Tandoğan tesisleri ne durumda? Sentetik çim yapıldı mı? Tandoğan tesislerimizi özellikle normal ana binamızı şu anda gerçekten çok modernize hale getiren Altındağ Belediye Başkanımıza başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sentetik sahayla ilgili Nisan'da inşaatı başlayacak. Güzel bir proje var. Onu da Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanımızın talimatıyla onlar üstlendiler. Buradan kendilerine bütün camiamız adına, altyapı ve Ankara Gücü Kulübü adına teşekkür ediyorum. Tesisleşmemiz devam edecek, fazlalaşacak. Çünkü altyapıda başarının, üreticiliğin ilk maddesi tesisleşmeden geçiyor. Bizim için de çok önemli. Hem başkanımız hem yönetim kurulumuz da bunun farkındalar. İnşallah tesisleşme anlamında da büyük atımlar içerisinde olacağımızı düşünüyorum. Peki akademik lig takımınız hakkında neler söylemek istersiniz? Valla bizde 5 tane akademilik takımımız var. 14-15-16 bölgesel amatör oynuyor. Tabii ondan yaşları biraz daha küçük olduğu için daha çok hani oyuncu kazanmaya yönelik, yani skordan çok ileriye dönük atabileceğimiz oyuncularla alakalı çalışmalar bizim için daha önemli. Skorun değil, oyuncuların ve takımların ön plana çıktığı, oyuncu yetişme anlamında bir enerjimizi harcadığımız bir gruplar. 17 ve 19 elit A kategorisinde oynuyorlar. 19 takımımız şu anda kısmen daha rahat bir konumda. 17 biraz daha desteğe ihtiyacı olan bir takımımız ama biz de inşallah transfer yasağında açılmasıyla birlikte o gruplarımıza da gerekli zaten hamlelerimiz hazır. İnşallah onları da iyi bir vaziyete getireceğiz hep birlikte. Hoca arkadaşlarımızın desteği, çalışmalarıyla. İnşallah onlar da iyi olacak. Teşekkür ediyoruz hocam. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Hocamızla da biraz konuşalım. Turnuva hakkında neler söylemek istersiniz? Ben de Cengiz hocamın söylediği gibi önce Sayın İlhan Cavcav'a rahmet diliyorum. Adana düzenlenmiş olan turnuva Ankara futbolu adına, bu gençler adına çok yararlı, olumlu. Spor Yazarlı Derneği'nin katkısıyla da çok faydalı bir turnuva geçirmiş olduk. Çocuklarımız bir nebze boştu. Bu maçlarla tamamlamış oldular. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum emeği geçenlere.
Güzel bir turnuva oldu. Kazanan bizim takımımız oldu. O konuda da oyuncularımı kutluyorum. Hepsi ayrı bir değer bizim için. Başarı onların. Biz de sizi tebrik ediyoruz o zaman. Biz de size teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bize katkılarından dolayı gerek yöneticilerimiz, başkanımız bizim için çok emek sarf ediyor. Biz de bunun karşılığında sahada oyuncularımıza ahlaklı, saygılı, rakibine saygılı, hakemlere saygılı, antrenörlere saygılı birer birey önce, sonra da iyi bir futbolcu olarak yükselmeleri için elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Teşekkür ederiz hocam.